Öğrencilere Gelirken programından tekrar merhaba. Değerli hocalarımızla birlikte aday arkadaşlarımıza bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de yanımda çok değerli iki hocam bulunuyor. Bir tanesi Profesör Doktor Süleyman İrvan. Hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk, teşekkür bir diğeri ederim. Doktor Öğretim Üyesi Gül Esra Atalay. Siz de hoş geldiniz hocam. Hocam öncelikle yeni medya ve gazetecilik bölümü hakkında genel bir bilgi almak istiyorum sizden. Evet. Öncelikle Üsküdar Üniversitesi olarak bölümümüzü tanıtma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarım aday öğrencilerimize faydalı bir program olur. Umarım hocam. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü hakkında bilgi vereceğim. Bu tabii Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Türkiye'de çok yeni bir bölüm aslında. Daha önce klasik devlet üniversitelerinde var olan işte gazetecilik bölümleri vardı. Hı hı. Şimdi ona biz yeni medyayı da eklemiş olduk. Yani günümüzün koşullarına uygun bir alan olduğu için. Tabii ki hani kuruluş olarak aslında bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Hı hı. 22 civarında öğrencimizi mezun ettik. Böylece aslında bir 4 yıllık eğitimi tamamlamış durumdayız. Hı hı. Dolayısıyla bir de tabii Türkiye'de yeni medya alanı çok zengin bir alan. Hı hı. Yani hep soruyorlar yeni medya nedir diye. Tabii tanımlaması da kişiden kişiye değişiyor aslında. Genellikle hani sosyal medya üzerinde akla geliyor yeni medya deyince. Ama yeni medya sosyal medyanın da ötesinde, onu da içeren ama daha çok işte gazetecilikle de ilişkili olan bir alan. İşte Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki Yeni Medya Gazetecilik bölümü de aslında yeni medya ile gazeteciliği harmanlamış bir bölüm. Zaten ders programımız da bu iki alanı içerecek biçimde dizayn edildi. Dolayısıyla hani bu bölümümüz Türkiye'de ilk kurulan, Yeni Medya ve Gazetecilik olarak ilk kurulan bölüm. Giderek işte şu anda bizim dışımızda 3 üniversitede daha işte yeni medya ve gazetecilik bölümü var. Hı hı. Ama öncülüğünü Üsküdar Üniversitesi yapmış oldu bu alanda. Hani yeni medya ve gazetecilik alanında bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hani asıl olarak hani iletişim eğitimi altında bir alan. Dolayısıyla bizim dışımızda işte radyo, televizyon ve sinema, halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı gibi hani diğer programlarla birlikte aslında bir ortak iletişim eğitimini de veriyoruz. Hı hı. Yani bütün diğer programlarla da işbirliği içinde bir program tasarlamış durumdayız. Hocam hazır bölümden bahsederken öğrencilerin çok büyük bir kaygısı var aslında gazetecilik üzerine. Medya şu anda çok öne geçti. Acaba ne yapacağız? İşsiz mi kalacağız gibi. Bu konu hakkında ne bahsetmek istersiniz? Yani bu tabii genel Türkiye'deki genel sorunla da alakalı bir sorun. Hı hı. Fakat şu, mesela bugün Türkiye'de nüfusun işte 80 milyon nüfusun ne kadar 50 milyonu değil mi internet erişimi olan yani %67 civarında insan aslında internet kullanıyor. Evet hocam. Yani ve bu oran aslında giderek artacak gibi. Çünkü bu tıpkı televizyon sahipliğinde olduğu gibi bugün televizyonsuz ev olmadığı gibi önümüzdeki 5 yıl içinde belki internetsiz de ev kalmayacak. Bu ne demektir aslında? Muazzam bir potansiyeli olan bir alan bir yandan da. Çünkü internet tek başına teknolojik bir şey değil. Ona içerik lazım en başta. Çünkü internete girdiğinizde hani bulacağınız içerik gerekiyor. Aslında temel problem de bu. Yani içerik üretecek bir mecra aslında. İşte yeni medya gazetecilik alanı da bu işte devasa alana içerik üretmek üzere öğrenci yetiştiren bir bölüm. O açıdan hani kısa vadeli değil uzun vadeli bakmak gerekiyor bu tür konulara. Yani nasıl ki habere ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecektir. Her günümüzde mesela eskiden belki diyelim ki bundan 50 yıl önce bir haber, çok önemli bir haber belki 6 ay konuşuluyordu. Ama bugün çok önemli bir haber en fazla 2 gün konuşuluyor. Evet. Üçüncü gün çünkü bambaşka bir haber geliyor. Hatta aynı gün değil mi? Birden çok haber. Yani inanılmaz bir haber üretimi de var aslında. Evet. Peki kimler yapıyor bunu? İşte bu haber üretimini işte bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler yapıyor. O açıdan hani bu alan
bu andaki yani mevcut durumdaki sıkıntıları bence çok dikkate almamak lazım. Çünkü insanların habere olan ihtiyacı daha fazla artmış durumda. Evet. Dolayısıyla da aslında hani önümüzde çok geniş imkanlar olan da bir alan. Kaygılanmak yerine hocam tercih edilebilir evet. bir bölüm. Yani burada asıl olan aslında hani bize gelecek öğrencilerin ne yapacaklarına iyi karar vermeleri. Evet. Yani biz ne yapmak istiyoruz? Yani dolayısıyla kendilerini iyi yetiştirmeleri, kendilerini iyi yetiştiren bir öğrencinin hani bu alanda işsiz kalması mümkün değil. En kötü ihtimalle ben öğrencilerime öyle söylüyorum. Mesela işte diyorum ki kendi internet gazetenizi de kurabilirsiniz. Şimdi evet. eskiden olsaydı bu daha zordu. Hani bir gazete çıkarmaya kalksa çok yani çok yüksek bir maliyet gerektiren bir işti. Matbaa kuracaksınız falan ama şimdi çok cüzi bir yatırımla bir internet gazetesi kurmak mümkün ki çok başarılı olan girişimler de var yani bu alanda. Dolayısıyla hani eskiden olduğu gibi bir kaygıdan çok şimdi aslında beceri ön plana çıktı yani bilgi ve beceri yani o bilgiyi donanıma sahip olan işte internetin olanaklarını iyi kullanabilen bir kişinin en kötü olasılıkla kendi medyasını kurabilir. Dolayısıyla yani buradaki potansiyeli de iyi görmek lazım. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Gül hocam, yeni medya ve gazetecilik bölümünü tercih edecek öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Bu bölümü tercih eden öğrenciler nasıl özelliklere sahip olmalı? Her şeyden önce yeni medya dediğimiz olgu çok dinamik bir süreç. Çok dinamik bir olgu. Yani sürekli bir şeyler değişiyor. Sürekli yeni bir şey ortaya çıkıyor. Mesela birden yeni bir platform ortaya çıkıyor ve topluma nüfuz ediyor hızla ve birçok şeyi değiştirip dönüştürebiliyor. Evet. O yüzden bu alanı seçecek öğrenci de mutlaka bu dinamizme ayak uydurabilecek bir birey olmalı. Onun dışında sadece yeni medya ve gazetecilik için değil, bütün belki sosyal bilimler alanı için ve işte bütün iletişimciler için geçerli olan işte okumayı sevmek en önemli şeylerden bir tanesi. Mutlaka kendisini bunu bir alışkanlık haline getirmiş olması gerekiyor. Araştırmayı sevmesi gerekiyor, merak etmesi gerekiyor. Yeni medya platformlarında neyin nasıl yapıldığını sürekli takip etmesi gerekiyor. Yenilikleri çok kolay bir şekilde yakalıyor olmaya kendisini alıştırması gerekiyor. Çünkü bu dinamik süreç içerisinde kaçırırsanız bir şeyleri çok geç kalmış olabiliyorsunuz. Evet, o yüzden mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tavsiyeler derken aslında işte Tünemon Hoca'nın demin değindiği şey çok önemli. Ne yapmak istediğini biraz bilmesi gerekiyor öğrencilerin de bu mecralarda. Çünkü uzmanlık çok önemli bir şey haline geldi. Yani her şeyden biraz biliyor olmaktan çok bir şeyi çok iyi yapıyor olmak ve onunla ilgili her şeyi biliyor olmak çok değerli. Örneğin işte yeni medya alanında biz öğrencilerimizi girişimciliğe de özendiriyoruz hocamızın da söylediği gibi. Fakat burada artık işte genel başlıklar altında bir şey yapmaktan çok belli bir konuyu, belli bir temayı kendisine alan edinip onun hakkında gerçekten uzman olup ve bunu o platformlara taşıyan yeni medyacılar ya da yeni medyada gazetecilik yapan platformlar çok daha başarılı oluyor. O yüzden herhalde en temel tavsiyelerim bunlar olur. Evet hocam. Ben de isterseniz buna bir takım işte şeyler eklemiş olayım. Şimdi bizim alanımız aslında çok içerik üretimine dayalı bir alan. Evet, İşin bir teknoloji boyutu var. İşte yeni medya, internet ve oradaki gelişmeleri biliyor olmak var. Tabii her mecranın kendine özgü özellikleri var. Yani diyelim ki işte sosyal medyadan söz edersek, çünkü aslında internet medyası diyelim internet medyasında bir internet gazetesinde haber üretiyorsanız bile bu tek başına bir şey değil, çünkü bunu okutmanız lazım. Evet. Değil mi? Yani şimdi okunmayan bir şeyin bir anlamı yok. Evet. Okunması lazım. Bunu nasıl okutabilirsiniz? Bugün mesela insanların büyük bir çoğunluğu haberlerini giderek para verip bir gazete almıyorlar. Tamam mı? Evet, çok hocam. Düştü. Mesela Türkiye'de tirajlar inanılmaz derecede düştü. Basılı gazete tirajları. Onun yerine şimdi insanlar bu haberleri internetten alıyorlar. Ama nasıl alıyorlar? Herhangi bir gazetenin sayfasına da girmiyorlar. Doğrudan doğruya sosyal medya dediğimiz platformlardan gelen haberleri alıyorlar. Demek ki sizin bir mecrada
bir bilgi, haber üretmeniz yetmiyor. Onu paylaşmanız da gerekiyor. Evet, hocam. Ama her mecranın da kendine özgü özellikleri var. İşte Facebook'ta paylaşırken onun Facebook'un özelliklerine uygun paylaşmanız lazım. Instagram'da paylaşırken Instagram'a uygun yapmanız lazım. Twitter'da paylaşırken Twitter'a uygun olması lazım. Dolayısıyla yani buranın özelliklerini de biliyor olmanız lazım. Ama ben kendi öğrencilerim hep şunu söylüyorum. İçerik üretebilmeniz için içerik üretmenin birinci koşulu çok okuyor olmak lazım. Evet. Bizim alanımız özellikle hikaye. Çünkü haber aslında İngilizcesi news story'dir. Evet. Yani ne demek? Haber hikayesi aslında. Yani olayları hikayeleştirmek. Şimdi hikayeleştirmenin de en önemli yolu aslında roman okumaktan geçiyor. Çünkü eğer bir öğrenci roman okumayı sevmiyorsa bence gazetecilik hiç heveslenmesin derim. Evet, çünkü gerçekten romanlar çok önemli. Yazıyı kendine özgü bir yazı dilini geliştirebilmesi için çok önemli. Yani bir şeyi ifade edeceksiniz, anlatacaksınız ama onu kuru şekilde de anlatabilirsiniz. Çok edebi bir biçimde de anlatabilirsiniz ve insanlar okurken aslında onu daha zevkle okur. Evet. Ya önemli olan sizin insanlara anlatacağınız hikayeleri okunabilir hale getirmek. Burada tabii dikkat edilmesi gereken hem iyi bir hikayeci olmak, iyi anlatmak hem de dil bilgisine çok özen göstermek gerekir. Ben mesela öğrencilerin kendi yaptıkları işte web sitelerinde falan haberlerini okuyorum ve eleştiriyorum. Diyorum ki bakınız çok güzel, iyi hikayeler yakalamışsınız ama anlatımınız kötü. Şimdi diyorum ya bu olmaz yani. Çünkü diliniz çok, dili kullanmayı çok iyi bilmeniz lazım. Yani işte Türkçeyi çok iyi kullanacaksınız. Çünkü insanlar sizden öğreniyor aslında. Okurken mesela siz sürekli yanlış yapıyorsanız işte mesela birkaçı eğer ayrı yazıyorsanız o zaman insanlar bu nasıl Türkçe diyor yani böyle hani evet, tamam mı? Yani Türkçeyi doğru kullanmak çok önemli. Türkçeyi doğru kullanmanın bir yolu da işte doğru metinleri okumaktan, işte romanları vesaireyi okumaktan, hikayeleri okumaktan geçiyor. Yani dilimizi çok iyi kullanmamız lazım. Bize gelecek öğrencilerden öğrencilere sorduğum şey o aslında. İlk sorduğum şey roman okumayı seviyor musun? Yani roman okumayı, yani hiç hayatında roman okumamış öğrenciyle de karşılaşabiliyorum bazen. Diyorum ya nasıl olabilir yani bir insan hiç roman okumamış olabilir mi yani? Lütfen diyorum yani bunu şey yapın. Sürekli hani okuyun ki hani şeyiniz gelişsin. Olayları nasıl anlatabileceğiniz. Çünkü olayı biz aslında bizim şeyimiz içerik. Yani biz bir şeyi anlatacağız. Bir olay olmuş, o olayı anlatacağız. O olayı insanların okudukları zaman ya onu zevkle okumaları lazım. Yani nasıl bir olay anlatırsanız anlatın onun iyi bir biçimde anlatılması lazım. O açıdan hani şeye çok önem veriyorum. Hani dili kullanma becerisi çok önemli bizim açımızdan. O yüzden hani bize gelen öğrenciye ben özellikle diyorum yani lütfen hani bu konuda içerik üretimi yapmak istiyorsan hani ben olay anlatmayı seviyorum. İşte insanları haberdar etmeyi seviyorum diyorsan gel bize. Eğer yani laf olsun diye gelme anlamında evet, söylüyorum. Hocam. Bu arada her bölümde olduğu gibi bu bölümde de rekabet çok fazla diyebiliyorum hocam. Ben böyle olunca da biraz sıra dışı olmak gerekiyor değil mi? Evet. Daha farklı içerikler üretmek gerekiyor. Ya kesinlikle. Mesela şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki mesela sosyal medya platformları var ya. Şimdi mesela bunları yaratan insanlar değil mi? Diyelim Facebook'un kurucusunu düşünün. Yani evet, bunlar üniversite öğrencisiydi aslında. Yani dediler ki biz arkadaşlık şeyleri nasıl geliştirebiliriz falan. Yani bu bir aslında hani var olanın üzerine, çünkü var olanı var olanı yapabilirsiniz. Var olanı işte tekrar edebilirsiniz. Ama onun üzerine bir şey de koyabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yani bunu aslında şöyle de yapabilirim. Hani Esra Hoca'nın söylediği gibi aslında bütün şey öğrencinin mesela kendi ürettiği ürünlerde farklı şeyler yapabilmesi. Yani insanların ilgisini çekebilecek mesela bir hikayeyi diyelim ki videoyla da anlatabilirsiniz. Onu metinle de anlatabilirsiniz. Ama metni işte hiper metinlerle zenginleştirerek başka metinlere bağlantı kurarak vesaire de anlatabilirsiniz. Yani inanılmaz bir şey var orada. Olanak var. Yani o olanakları ne kadar iyi kullanabiliyorsanız, ne kadar iyi zenginleştirebiliyorsanız, çünkü insanlar onu görmek istiyor. Yani siz sizin yazdığınız bir haberi okurken eğer düzgün yazılmış bir haberse, işte orada daha fazla aydınlatacak bilgi varsa, işte videosu, metni iyi yazılmışsa,
o zaman sizi takip ediyor. Yani evet. Dolayısıyla insanlar aslında siz eğer kendi emeğinize değer verirseniz insanlar da sizin emeğinize değer veriyor aslında. Bütün mesele burada aslında o emeği harcayabilmek, o saygıyı gösterebilmek yaptığınız işe. Yani bütün iş aslında orada. Çok doğru hocam. Peki Gül hocam, size şu soruyu sormak istiyorum. Yeni medya gazetecilik bölümünü tanımladık fakat Üsküdar Üniversitesi'ndeki yeni medya gazeteciliğin farkı nedir? Farkı derken aslında belki biraz ders programından bahsetmek tabii lazım. Hocam. Hem de ders programı dışında yapılan bir takım etkinliklerden bahsetmek evet. lazım. Ders programımız, bizim iletişim fakültemizde şöyle bir sistemimiz var. İlk iki yıl derslerin çoğu diğer bölümlerle ortak. Daha sonra üçüncü yıl itibariyle daha alana dönelik, alana yönelik derslere adım atıyor öğrencilerimiz. İlk yıl örneğin sadece bizim bölüm için gazeteciliğe giriş dersini diğer bölümlerden farklı olarak alıyorlar. İkinci yıldan itibaren işte yeni medyaya giriş, internet gazeteciliği gibi alan dersleri geliyor. Daha sonra üçüncü sınıf itibariyle gerçekten bu alana hizmet edecek dersleri seçmeye derslerle birlikte almaya başlıyor. Şimdi bunun şöyle avantajları var. Birincisi, üçüncü sınıfa gelene kadar öğrencinin bir iletişim alanını tanıma şansı oluyor. Belki de başka bir bölümden daha yoğunluklu olarak ders alabilecek. Ya da demin anlattığım gibi belli bir konuda uzman olmak için işte mesela yeni medyacı olacak ama yeni medya alanında aslında reklama kayan bir şey yapmak istiyor evet. mesela. O zaman 3. sınıf itibarıyla reklam alanından daha yoğunluklu olarak seçmeye dersler alarak kendisini o şekilde de geliştirebiliyor. Bu bence çok önemli bir avantaj. Yani esnek bir program aslında bir yerden sonra esnekleşen bir program diyelim. İlk iki yıl söylediğim gibi ortak derslerimiz var. Bunun da hani biraz anlatmak gerekiyor. Nedir bu ortak dersler? Aslında iletişim alanında uzman olacak bir insanın mutlaka sahip olması gereken bir entelektüel birikim var. Bu birikimi sağlamak için mecbur olan sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi alanlara giriş dersleri bunlar. Bunlar aslında öğrenciyi o uzmanlığa hazırlayan şeyler. Böyle fark etmeden aslında 3. sınıfa geldiği zaman öğrenci başka bir dil konuşmaya başlıyor. Günlük şeyleri konuşurken bile kullandığı dil başka bir şeye dönüşmüş oluyor. Aslında tam anlamıyla işte 4 yıllık lisans programı olmanın verdiği fark bence biraz buradan evet buradan doğuyor çünkü teknik şeyleri uygulayarak öğrenebilirsiniz. Yani kamera kullanmayı belki bir üniversiteye gitmeden de öğrenebilirsiniz. Ama o farklı bakış açısını yansıtmak için belli bir birikiminiz olması gerekiyor. O da okuyarak oluyor. Bu tarz alanlarda işte sosyoloji, psikoloji, siyaset, bilimi, iktisat, hukuk gibi alanlarda da bilgi birikimiyle aslında olan bir şey. O yüzden böyle bir aslında program bence bir avantaj. Yani yeni medya gazetecilik bölümünün de aynı şekilde diğer bölümler gibi böyle bir avantajı var. Ve yeni medyayı ve gazeteciliği tabii ki bir arada bulundurması son derece önemli. Çünkü ben de bir iki şey söyleyebilir miyim? Biraz müdahale gibi olacak ama. Şimdi iletişim eğitimi, iletişim kavramını biz disiplinler arası bir alan olarak tanımlıyoruz. Aslında iletişim eğitimi için buraya gelen, yani hangi bölüm olursa olsun, gelen bir öğrencinin aslında biz şöyle bir şeyden hareket ediyoruz. Diyelim ki gazeteci olacak, değil mi? Bu öğrenci buradan çıktığında gazeteci olacak. Şimdi gazeteci olacak bir kişinin tabii ki bu bir ekonomist olmayacak, bir hukukçu olmayacak, bir siyaset bilimci olmayacak. Ama bir siyaset bilimi metnini okuduğunda anlayabilecek kadar siyaset bilmesi lazım. Evet. Bir hukuk metnini, bir mahkeme kararını okuduğunda bunun ne anlama geldiğini bilecek kadar hukuk bilgisine ihtiyacı var. İşte bunun psikolojiye ihtiyacı var. Mesela öğrenciler genellikle şey yapıyorlar. Yani işte ne, biz bu hukuk bizim ne işimize yarayacak evet, hocam, diyor, değil mi? Evet. Şimdi evet. aslında bugün işte bir haberde vardı. Diyor ki muhabirler bizim için diyor. Yani bu anlattığı olay adliye muhabirliği ile ilgili. Diyor ki bir adliye muhabirinin işte yapması gereken işler nelerdir? Onları yazmış. Diyor ki mesela 500 sayfalık iddianame var ortada. Tamam mı? İddianame, 500 sayfalık iddianameyi okuyacak, iddianamedeki suçlamaların ne olduğunu anlayacak, anlayacak yani o hukuk dilinde yazılmış, onları anlayacak kadar hukuk bilgisine sahip olması lazım ki suçlama ne,
İşte ne olmuş, değil mi? Onları bilecek. Şimdi hiçbir hukuk dersi almamış bir öğrencinin bunları anlaması mümkün değil. Yani o metni okuduğunu hiçbir şey anlamaz yani bir hukuk. Bir mahkemede işte bir iddianameyi alıp önüne koyduğunuzda bir kere zaten 500 sayfa bu diye okumaz. Hocam, ama bir çok özür dilerim. Böyle olunca da haber yazamayacak. Tabii yazamaz yani ilgili. Çünkü anlamaz zaten. Yani onun ne olduğunu anlamaz. Çünkü bazen binlerce sayfalık şeyi okumanız gerekiyor. Evet. Bir işte bir sayfalık, iki sayfalık bir haber yapacaksınız ama o 1000 sayfalık metinden yapmanız lazım. Yani onu anlamlı hale getirmeniz lazım ki insanlar o 1000 sayfayı okumadan sizin yazdığınız haberden o olayın ne olduğunu anlayabilsinler. Aslında bizim yaptığımız iş, yani gazeteciliğin yaptığı iş çok önemli. Yani o anlaşılmaz gibi görünen metinleri anlaşılır hale getirmek, insanların anlayıcı bir dilden, bir mesela ekonomi, değil mi? Ekonomiyle ilgili bir gelişme var. Eğer siz hiç ekonomi bilgisine sahip değilseniz, işte enflasyon nedir, deflasyon nedir, o nedir, bu nedir, bu kavramları bilmiyorsanız hiçbir şey anlamazsınız yani. Evet, o gelişmeleri anlamanız, bir bütçe örneğin, bütçenin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız oradaki rakamlar sizin için hiçbir şey ifade etmez. Onun için ekonomi bilgisine de sahip olmanız gerekiyor. Evet. Yani işletme bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Yani bir iletişim bilimi aslında, hele hele bizim alanlarda, bu mesela sadece gazetecilik için değil ama mesela reklamcılık için de gerekli. Çünkü onun da hukuk bilgisine sahip olması lazım. Bir radyo televizyon öğrencisinin de bilmesi lazım hukuku. Çünkü işte radyo televizyonun yasaları var, şeyleri var. O işte hukuk dilini bilmeniz lazım. İşte ne suçtur, ne değildir. İşte mahkemelerdeki olan bitenler vesaire. Yani aslında bizim alanımız bir anlamda çok zor bir alan. Çünkü bizim her şeyi bilmemiz gerekiyor. Yani her şeyin uzmanı olmamız gerekmiyor ama ben genellikle öğrencilere şunu söylüyorum. Bir, bu metinleri anlayacak kadar bir alan bilgisine sahip olmanız lazım. Tamam. İkincisi de çok daha önemli olan bu alanda kim uzmandır? Onu bilmeniz lazım. Yani haber yapacaksınız ama yani kime soracaksınız soruyu? Yani evet, onu bilmezseniz eğer, uzmanların kimler olduğunu bilmezseniz de yapamazsınız haberi. Doğru. O yüzden yani bir kere o şeyi çok iyi, yani Esra'cığım söylediği şey çok önemli. Yani öğrenci kendisini geliştirirken kendisine bazı hedefler koymalı. Demeli ki işte ben diyelim ki şu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Bu ne bileyim işte ekonomi olabilir. Ne bileyim kültür sanat olabilir, siyaset olabilir ya da başka bir alan sosyal olabilir. Sosyal medya olabilir. O uzmanlaşmaya yani kendi işte içerik üretimi anlamında uzmanlaşmak istediği alanda uzmanlar kimlerdir? Onları bilmeli. Evet, hocam, çok mümkünse onlara ulaşabilecek kanallara sahip olmalı. Onların cep telefonlarını almalı, bulmalı veya işte onlara iletişim kurabilmeli. Evet. Ve bir şey olduğunda, örneğin bir haber yazacağında işte kimi arayacağını bilmeli. Ancak o zaman iyi haberler yapabilir. Çünkü gazetecilik biraz böyle kaynakla ilişkili bir şey. Yani ne kadar kaynağınız varsa ve bolsa o kadar iyi haber yaparsınız. Yani temel olan burada işte o alanın uzmanlık bilgisi derken o temel bilginin sahip olmak, aynı zamanda da o alanda kimler söz sahibidir, onlara ulaşabilmek. Evet hocam. Bir şey eklemek tabii istiyorum. Ki, Üsküdar Üniversitesi'nde yeni medya ve gazetecilik olarak hani ne gibi bir farkımız var? Etkinlikler konusu aslında çok önemli. Derslerimiz tamam. Öğrencileri yetiştirmek için işte en iyi şekilde dizayn edilmeye çalışılıyor. Ama ders dışında etkinliklerimiz de bizim aslında çok yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Üniversite olarak zaten etkinliklere çok önem veriyoruz. Biz bölüm olarak da. Bu ders dışı etkinliklere sektörden, işte gazetecilik alanından ya da işte sosyal medya alanından, yeni medyanın çeşitli platformlarından uzmanlar, öne çıkan kişiler geliyor ve öğrenciler çok erken dönemlerden itibaren aslında sektörle çok iç içe olma imkanı yakalıyorlar ve bu konuklarla bazen işte kontakt kuruyorlar, daha sonra buralara stajlara gidebiliyorlar, onlarla birebir işte böyle mentörlük tarzı işte üniversite eğitiminin yanında farklı bilgiler edinebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Öğrenci de çok motive eden bir şey. Örneğin işte sosyal medya çok öğrenciler arasında, yani gençler arasında tabii ki çok fazla kullanılıyor. O takip ettiği sosyal medya platformundaki işte en öne çıkan bir oluşumu
burada görmek, onlardan işin mutfak kısmını öğrenmek, nasıl aslında bu işin gerçekleştiğini, zorluklarını ve güzel yanlarını öğrenmek aslında çok büyük bir motivasyon kaynağı ve onların hedeflerini belirlemelerinde bence dersler kadar etkili olan bir şey. Evet, o yüzden etkinlikleri de mutlaka hani sıkça yapmaya çalışıyoruz ve öğrencilerimizin katılmasını da çok destekliyoruz. Ya orada şu çok önemli, yani bizim yeni medya gazetecilik bölümünü seçecek bir öğrencinin olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi mutlaka olması gereken şey merak duygusu. Evet. Yani merak duygusu ne kadar gelişmişse o kadar iyi. Çünkü merak aslında öğrenmeyi teşvik eden bir şey. Örneğin işte bazen öğrenciye konferans oluyor, bakıyor isme, hani önemsemiyor. Tamam mı? ya bunu diyor dinlemesem de olur. Tamam mı? Onu şey yapıyor. Halbuki biraz hani merak duygusu olan bir öğrenci şunu düşünmeli bence. Acaba ben bu şeyden, konferanstan ne öğrenebilirim? Evet. Yani yeni bir şey. Çünkü her aslında ben bile hani kendimi bu alanda uzman addediyorum. Tabii ki. Ama her şeyde konuşmacıdan bir şey öğreniyorum. Bir şey öğrendiğimi fark ediyorum. Dedim, aa ben bunu hiç duymamıştım. İlk defa duyuyorum. Hemen gidiyorum, araştırıyorum bu neymiş falan diye. Yani merak yoksa olmaz. Yani bu iş çok önemli. Çünkü öğrenci öyle bakmalı şeye. Yani ben ne, hani bugün ne öğrendim aslında? Bugün sürekli aslında yani bu çağlar, yani öğrencilik yıllarını böyle değerlendirmesi lazım. Yani her gün yeni bir şey katması lazım kendisine. Evet hocam. Dolayısıyla hani derslerde çok önemli. Derslere de hani devam etmesi ve dersleri bir tür böyle kazanım olarak görmesi gerekiyor kendisi için. İşte buradaki etkinlikleri, konferansları vesaireleri bir tür kendisine sunulmuş bir imkan olarak görmeli. Bir tür böyle hani böyle boşa geçen zaman olarak değil de ona ekstra bir şey katacak, bir bilgi katacak. Yani diyelim ki bir saat gittiniz, dinlediniz ve sizin açınızdan hiç yeni bir şey söylenmedi diyelim. Evet. Yani bilmediğiniz hiçbir şey söylenmedi ama bir tek bir şey söylenmiş olabilir. Tek bir kelime. Tek bir şey öğrenmiş olursunuz oradan. Bence o yeterlidir zaten sizin o bir saatiniz için. Çünkü yeni bir şey öğrenmek aslında hani bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum şeyi vardır ya. Burada bir kavram öğrenmek aslında. Bir kavram öğrenmek o kadar çok önemli ki. O kavram size inanılmaz bir alan açabilir. Hani diyebilirsiniz ki aa evet ya böyle bir şey var, boşluk var örneğin. Ben burada ne yapabilirim, değil mi? O zaman kendinize bir bakmışsınız bir alan açılmış. Birdenbire sizi hiç düşünmediğiniz o zamana kadar bir şeye yönlendirmiş olabilir. Bunu bilemem ki ben yani. Çünkü oraya diyelim 100 öğrenci geldi dinlemeye ama bir tanesi oradan kafasında şimşek çeker ve diyebilir ki aa ben bunu yapabilirim. Evet. Burada şunu da yapabilirim, buna şunu ekleyebilirim diye. Onun için yani her şeyi bir kazanım aracı olarak görmek lazım. Yani dersler de öyledir, konferanslar da öyledir. Yani öğrencilerin bunu gerçekten ne kadar iyi değerlendirirlerse, yani bu eğitim hayatları boyunca. Çünkü burada aslında buradan mezun olduktan sonra çok zamanları olmayacak. Çünkü onları bir iş hayatı bekliyor, yoğun mesailer bekliyor ve çok fazla öğrenmek için çok fazla zamanları olmayabilir. Ama bu işte 4 yılı en verimli biçimde ama en önemlisi mutlaka dil. Dil hocam. Yani dil şart. Yani işte tabii bizde mesela dil zorunlu değil ama hani bir öğrencinin, iletişim okuyan bir öğrencinin bir dil iyi bilmesi çok önemli. Evet, yabancı hocam. Dili özellikle bilmesi çok önemli. Çünkü bizim alan, yani yeni medya alanı, gazetecilik alanı, yani yabancı dilsiz olmuyor. Evet hocam, olmuyor. Yani özellikle şimdi daha hani dünyada da geçerli olan İngilizce özellikle. Çünkü inanılmaz bir alan var orada. Bir hani internette açtığınız hemen hemen her konuda bilgi bulabiliyorsunuz zaten. Şimdi bilgiye ulaşmak eskiden çok zordu. Evet. Yani bizim öğrencilik yıllarımızda öyle hani kütüphaneler falan da o kadar gelişkin değildi. Biz çok zor bilgiye ulaşıyorduk. Ama şimdi yani her şey cep telefonumuzda. Yani o kadar kolay ki ulaşmak bilgiye. Hem de çok kolay hocam. Şimdi de diyorlar ki ya çok fazla bilgi var.
çok fazla bilgi var ama önemli olan işte tıpkı haberlerde olduğu gibi orada seçici olabilmek, doğru bilgiyi bulabilmek, işte o beceriye sahip olmak lazım. Aslında yani bütün şey o. Oradan doğru bilgiyi rahat, kolayca ulaşabiliyorsanız, bulabiliyorsanız aradığınızı, işte bütün şey o. Bütün hikaye aslında onu yapabilmekte. Dolayısıyla çok bilgi olabilir ama bu bilgiyi elde edebilmek, okuyabilmek, anlayabilmek ve aktarabilmek çok önemli. Evet hocam, çok doğru. Öğrenciler tarafından en merak edilen sorulardan bir tanesi staj imkanı hocam. Bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Evet. Şimdi tabii bizde staj zorunlu. Öğrenciler mutlaka işte 4. 3. sınıfa bitirdiklerinde 4. sınıfa geçmeden yani bizim planladığımız şey o. Staj yapmak durumundalar. Burada hem üniversite öğrencilere yardımcı oluyor, hem işte bize geldiklerinde biz onlara yol gösteriyoruz. Kendi imkanlarıyla buyurlar ama mutlaka bu işte yeni medya, gazetecilik alanında bir staj yapmalarını istiyoruz öğrencinin. Çünkü sektördeki uygulamaları da görsün. Evet. Orada deneyim kazansın. Biraz oradaki işleyişi ne olduğunu görsün diye. Dolayısıyla mutlaka zaten zorunlu olduğu için de öğrenciler buluyorlar. İşte internet gazetelerinde olabiliyor bu, televizyonlarda olabiliyor çünkü haber merkezleri var televizyonların veya işte ne bileyim gazeteler, basılı gazetelerde bulabiliyorlar veya işte sosyal medya birimlerinde çok geniş bir alan aslında. Bugün mesela sosyal medya birimi olmayan herhangi bir işletme neredeyse herhalde kalmamıştır. Evet. Bütün işletmelerin bir sosyal medya birim var. Ha tabii bunu nasıl kullanıyorlar? Şu anda biraz el yordamıyla işte yeni yeni öğreniyorlar bir kısmı. Ama çok önemli yani sosyal medya da var olmak ve oradan işte bir tür itibar yönetimi de dediğimiz bir halkla ilişkilerle de biraz kesişen bir alan. Sürekli bir hani içerik üretmeniz ve sosyal medyada var olmanız lazım ki yani sizi takip eden insanlar oradan sizinle ilgili doğru bilgileri bulabilsinler. Evet. Bir de hani şeyle de mücadele etmeleri gerekiyor. Kendileriyle ilgili ne bileyim olumsuz haberlerle veya işte enformasyonla da mücadele etmeleri gerekiyor. Evet, hocam. Şimdi mesela çok enteresan bir şeydir. Bizim alanla çok ilişkili olduğu için söyleyeceğim. Diyelim ki siz herhangi bir şeyle ilgili kuruluşla ilgili bir şikayetiniz var. Bu belediye de olabilir, ne bileyim işte bir ürün almışsınız diye bir firma da olabilir. Eskiden mesela bu şikayetinizi o kuruma iletmek çok zordu. Evet. Yani onlara ulaşmak mümkün de çok zordu yani. İşte ya gideceksiniz orada işte bir şikayet dilekçesi yazacaksınız falan. Onlar da çok fazla size dönmüyorlardı. Şimdi sosyal medyadan. Evet. Sosyal medyadan yazdığınızda, anında cevap veriyorlar. Evet. Yani bu çünkü sosyal medyada o kadar hızlı yayılıyor ki şey, eleştiriler. Birdenbire sizin yani eğer kötü bir şey yapıyorsanız, yani insanlara diyelim kötü bir ürün satıyorsanız, birdenbire o yayılıyor ve insanlar öğreniyor. Yani şimdi eskiden olduğu gibi değil işler. Şimdi verdiğimiz her bilginin doğru olması lazım. Ya diye üniversiteler için de geçerli. Diyelim ki biz şimdi burada tanıtım yapıyoruz değil mi? Bizim bu yaptığımız tanıtım eğer gerçeğe uygun değilse bu zaten sosyal medya üzerinden ya işte bunlar böyle söylüyorlar ama bunlar bunu yapmıyorlar diyebilirler. Anladınız mı? Evet hocam. Yani dolayısıyla yani bununla mücadele etmeniz çok zor. Bu yapamazsınız yani. O yüzden gerçekten neyseniz onu yapmanız lazım. Evet. Yani tanıtım anlamında da. Kendinizi tanıtırken de gerçeğe uygun biçimde yapmanız lazım. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi gösteremezsiniz artık. Eskiden o belki bu daha mümkündü ama artık günümüzde bu hemen anlaşılır. Hemen anlaşılır yani. Sosyal medya üzerinde insanlar zaten sizin hani ne yapıp ne yapmayacağınızı zaten söylüyorlar. Dolayısıyla hani orada var olmanın en önemli şeylerinden bir tanesi içerik üretmek ama aynı zamanda doğru. Gerçek içerik üretmek gerekiyor. Evet hocam. Esra hocam, yeni medya ve gazetecilik bölümünün çap olanakları nelerdir? Çünkü bu bölümü okurken öğrenciler diğer bölümlerde okuyabilir miyiz acaba diye bir düşünüyor. Evet, çift ana dal programı ve yan dal programları çok büyük avantaj aslında öğrenciler için. Daha önce de bahsettiğimiz gibi çok rekabet olan bir alan aslında medya alanı. Hem sadece ulusal çapı değil, dünya çapında bir rekabete girmesi hocam gerekiyor aslında bu alanda çalışacak kişilerin. O yüzden çift ana dal yapmak, yani ikinci bir diplomayla mezun olmak bir adım değil, belki beş adım öne çıkartabilecek bir şey.
bir iletişimci. Bizde de öğrenciler hem çift ana dal hem yan dal yapabiliyorlar. Çift ana dal yaptıkları zaman ikinci sınıfın ilk döneminden itibaren başvurabiliyorlar. Tabii ki belli bir başarı oranını yakalamış öğrenciler bunu yapabiliyor. 3.25 gibi bir not ortalaması gerekiyor vesaire. Ama hani biz en baştan öğrencileri böyle bir şeye motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü çok önemli. Yani çok iyi bir şey. Ekstra bir ücret de ödemeden ikinci bir diplomayla buradan mezun olmak. Sosyoloji, psikoloji, işte siyaset bilimi ya da işte iletişimin diğer alanlarında çift ana dal yapabiliyorlar. Evet. İstedikleri herhangi bir alanda yan dal yapabiliyorlar. Orada bir sertifika şeklinde. Orada da belli bir miktarda bir uzmanlık kazanılmış oluyor aslında yan bir dalla ilgili. Yani çok tavsiye ettiğimiz bir şey. Çok iyi bir şey. Çok önemli. Çünkü yani bir öğrenci okurken ona ikinci bir diploma şansı verilmesi bence üniversite eğitiminin en önemli kazanımlarından bir tanesi. Çünkü öğrenci kendi ana dalında okurken aynı zamanda bir ikinci dalda da kendisini yetiştirmiş oluyor. Burada tabii hani doğru tercih yapmak lazım. Gerçekten istediği bir şey olmalı. Yani sırf çift ana dal yapıyorum yapmak için değil de diyelim ki hani psikolojiyle ilgileniyorsa psikoloji ama sosyoloji olabilir. Bizim açımızdan diyelim ki gazetecilik, yeni medya ve gazeteciliğe daha yakın olan işte bir sürü alan var. İşte görsel iletişim tasarımı var, işte halkla ilişkiler var. Evet. Reklamcılık var. Ya bizim aslında yeni medyanın olmadığı zaten hiçbir disiplin yok o anlamda. Evet hocam. Dolayısıyla aslında biraz böyle hani kendisini geliştirmek istediği bir alan seçip sosyoloji gibi, felsefe gibi bir alanda da hani kendisini geliştirebilir. Çift ana dal olmazsa yan dal, daha az derste yan dal imkanı da var. Dolayısıyla hani başarılı öğrencileri teşvik eden, yani başarıyı teşvik eden bir sistem aslında. Yani başarılı öğrenciler derken yani üniversite madem hani başarılıysa öğrenci kendi ana dalında diyorlar ki sen başarılısın. O zaman bir tane daha diploma alma imkanın var. O zaman işte bunlardan uygun olan kendine bir alan seç diyorlar. Bence çok önemli bir şeydir yani hocam. Üniversite eğitimi açısından. Bunu da iyi yerlendirmesi lazım öğrencinin. İstediği bir ikinci alanda da kendisini geliştirmesi için bir fırsat. Evet hocam. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat şöyle bir son soruyla sormak istiyorum. Mezun olan öğrencilerin iş imkanları neler? Bu çok sorulan bir soru. O yüzden o soruyu yöneltmek istedim. Aslında biraz konuşmamda buna değinmiştim ama evet. Tabii ki yani bizim temel olarak şeyimiz yani bizden mezun olan öğrenciye diyoruz ki biz yeni medya ve gazetecilik alanı asıl olarak mezun olduğun alan. Dolayısıyla yeni medya dediğimiz devasa bir alan. İşte burada işte sosyal medya var. Sosyal medya danışmanlığı çok önemli hale geldi ki daha da önemli hale gelecek çünkü aslında hani sosyal medya kullanıcıları arttıkça dünyada sosyal medyada var olmak artık sadece şeyler için değil, şirketler için değil ama sosyal medyada ünlü olan değil mi fenomenler vesaire de aslında evet, sosyal artık. Medya danışmanına ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü onların da hani bir imaj yönetimi ne ihtiyaçları var. Bizim hala mesela okurken öğrencilerimiz bu alana kayan işte bu alanda kendisini geliştiren öğrencilerimiz var. Mesela YouTuber olan, YouTuber danışmanlığı yapan öğrencilerimiz var. Twitter da fenomenlerimiz var. Twitter fenomenlerimiz var falan. Yani bu alan var mesela. Bir de tabii asıl olarak hani gazetecilikle ilişkili, internet gazeteciliği. Çünkü hep şu tartışıyor yani ne oluyor bu gazetecilik bitiyor mu falan tartışmaları var ama bu hani bitecek, bitmesi mümkün değil çünkü insanın bilgiye, habere olan ihtiyacı bitmez. Yani zaten ilk insandan günümüze kadar hani haber en önemli şey. Ya çünkü işte eskiden diyelim ki haberlerin bir yerden bir yere ulaşma hızı bazen aylar sürerken örneğin bir adada ki insanların haber alması bazen 3 ay sürüyormuş, 3 ayda bir geliyormuş haberler. Ama şimdi anlık yani inanılmaz bir Amerika'daki işte haber açıklanır açıklamaz bir şey Türkiye tepki veriyor yani ona. Anında. O anda, o anda yani haber inanılmaz hızlı yayılıyor ve inanılmaz çok üretiliyor. Evet, dolayısıyla kim üretiyor bunları? İşte gazeteciler üretiyor. Yani temel olarak aslında inanılmaz bir artış var bu konuda. Yani haber üretimi çok arttı, çok çeşitlendi. Şimdi artık sadece genel işte medya, genel haber üreten medya kuruluşları yok. Bunun yerine daha böyle spesifik alanlarda uzmanlaşmış haberler üreten, yani sadece sağlıkta, sadece işte turizmde, sadece eğitimde
haber üreten mecralar oluşmaya başladı. İnternet aslında buna da çok uygun. Çünkü siz diyelim ki diyebilirsiniz ben sadece ne bileyim işte çevreyle ilgili haberler yapmak istiyorum. Sadece çevre haberciliği yapmak istiyorum. Bir web sitesi kurup orada çevre haberciliği yapabilirsiniz. Hı hı. Ve insanların çevre haberlerine olan ihtiyacını oradan karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla yani potansiyeli çok geniş olan bir alan. Dolayısıyla hani çok geniş bir aslında iş olanı olan bir alan. Hı hı. Tabii ki bunu hani var olan medyayla yetinmeden de aslında bakmak lazım. Yani ben ne yapabilirim? Nasıl bir uygulama geliştirebilirim? Nasıl bir hani buradan bir yol çizebilirim mi? Bulduğu zaman öğrenci o zaman daha kolay biçimde hani zaten öğrenciyken başlıyorlar bunlar. Hı hı. Kendi işte gelecekte ne yapacaklarını karar vermeye. Zaten öğrenciyken bile hani kendi işini kuran öğrencilerimiz var. Kendi sitesini kurup. Hı hı. Veya işte mevcut geleneksel medyada çalışan öğrencilerimiz var. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde aday öğrencilere bayağı bir bilgi kattık hocam sayenizde. Aday öğrenciler tabii ki yani tanıtımlar devam ediyor. Aday öğrenciler eğer daha fazla bilgi almak isterlerse de üniversiteye gelsinler. Oradaki tanıtımlarda kendilerine daha spesifik bilgiler verelim. Evet, çok teşekkürler tekrardan. Teşekkürler. Üsküdar'a gelirken programının Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde son buldu. Yarın saat 11'de tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.